Rüyada aydınlık görmek. Rüyada görülen ışık ve aydınlık, elçiye veya ilme delalet eder. Bazen bu rüya, sahibinin aydınlıkta yapmayı arzu ettiği şeyi yapmaya muvaffak olacağına delalet eder. Bazen de, Ziyaeddin, Şemseddin, Bedreddin isimli şahıslara delalet eder. Rüyada aydınlık görmenin dört tabiri vardır. Hidayet, bilim ve eğitim, doğru yola yöneliş, doğru inanç. Aynı zamanda rüyanızda aydınlık görmeniz, işinizin iyi ve bol gelirli olacağına, nimet ve mal elde edeceğinize, ferahlığa çıkacağınıza, kariyerinizin yükseleceğine ve söz sahibi biri olacağınıza işarettir. Rüyada mum, kandil, meşale, lamba gibi aydınlatma araçları görmek, hayatınızdaki kötü illetlerden kurtulacağınıza ve işlerinizin düzene gireceğine işarettir. Rüyanızda bu aydınlatma araçlarından herhangi birinin elinizde söndüğünü görmek, ömrünüzün kısalacağına ve bu yüzden tövbe etmeniz gerektiğine işarettir. Rüyanızda birinin size herhangi bir aydınlatma aracı verdiğini görmek, dünya ve ahirette aziz olacak bir oğlunuzun dünyaya geleceğine ve yolunda gitmeyen işlerinizin tekrar açılacağına işarettir. Rüyanızda aydınlığın sizi kuşattığını veya bir başkasının sizi aydınlattığını görmek, bir şahsiyetten dini ve ilmi konularda bilgi alacağınıza işarettir. Rüyada haddinden fazla göz kamaştıracak kadar aydınlık görmek o yılın bolluk ve bereket içinde geçeceğine işaret eder. Rüyada aydınlık görmek, kişinin dini yönünü geliştireceğine delildir. Rüyada aydınlık görmek, ilim, irfan ve hikmet dolu günlerin varlığına delalet eder. Bu tarz bir rüya, kişinin yapmak istediği bir işi başaracağına delalettir. Rüyalarla ilgili kısa bir bilgi. Rüyalar üç çeşittir. Birincisi salih rüyalardır. Allah tarafından olup müjde veren rüyalardır. İkincisi şeytani rüyalardır. Şeytanın aldatma vesvese ve korkutmalarıyla meydana gelen karışık hayaller, düşler ve telkinlerdir. Bunların anlatılması ve yorumlanması tavsiye edilmemiştir. Ve üçüncüsü nefsani rüyalardır. İnsanın kendi kendine bir şeyler söyleyip tasavvur ettiğinden meydana gelen rüyalardır. Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz sevdiği bir rüya görürse o Allah'tandır. Bunun için Allah'a hamd edip rüyasını söylesin. Hoşuna gitmediği bir rüya görürse o şeytandandır. Şerrinden Allah'a sığınsın ve onu kimseye de söylemesin. Yoksa kendisine zarar verecektir. Kişilere göre rüya tabiri farklıdır. Günümüz şartları ile diğer rüya yorumları aynı değildir. Bu nedenle burada anlatmış olduğumuz rüya tabiriyle aynı olmama ihtimali yüksektir. Videomuzun sonuna geldik. Video ile ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlarda yazabilirsiniz.